Sosyolog kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bugün size değişik bir konuyla konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü bugün Super Bowl oynanacak. O yüzden de Super Bowl'u bir şekilde izlemek isteyen ama Super Bowl hakkında fazla bilgisi olmayanlara biraz bu konuyla alakalı bilgilendirmek istedim. Super Bowl en kısa tanımıyla Amerikan Futbol Ligi'nin final maçıdır. Amerika'daki sporlar playoff formatında oynanıyor. Normal soccer dediğimiz futbol bile normal playoff formatıyla oynanıyor. Normal sezon bittikten sonra en iyi takımlar birbirleriyle eşleşiyorlar. Belli bir galibiyet sayısını geçen takımlar. Super Bowl ise Amerika'daki temelde American ve National Conference'ların yani Doğu Batı konferansı yerine bu şekilde adlandırmışlar. İkisinin şampiyonunun birbiriyle oynadığı final maçı oluyor. Ve Amerikalılar tarafından genel olarak e, unofficial national holiday yani gayri resmi milli tatil gibi bir gün ilan ediliyor. Zaten pazar olduğu için zaten tatil de insanlar e, Super Bowl Sunday diyorlar buna. Çok önemli bir e, organizasyon çünkü Amerikan futbolu Amerika'daki en popüler spor e, beyzbol ve basketbol daha sonra geliyor. Ve belli bir geçmişi de olduğu için tabii ki insanlar e, takip etmeyi e, oldukça seviyorlar. E, dikkat ettiyseniz başlıkta e, 53 ifadesinin yazıyla değil Roma rakamlarıyla koydum. Çünkü Super Bowl e, kaçıncısının oynandığı yıla yıl yazılmıyor. Kaçıncısının oynandığı yazıyor ve bunu da 50. yıl hariç şu ana kadar hep Roma rakamlarıyla yaptılar. Bu sene de 53. .'si oynanacak. Atlanta'da oynanacak ve e, soldaki gördüğünüz New England Patriots kaskını e, koymuşlar. E, New England Patriots takımı ile Los Angeles Rams takımları arasında oynanacak. E, bu da ilginç bir şey. Los Angeles Rams iki sene önce ...San deydi, San Luis Rams'ti ismi. Ama takım Los Angeles'a taşındı ve... ...Los Angeles ismini aldı. Amerika'da takımlar şehir değiştirebiliyorlar. Çünkü biraz daha böyle... ...franchise dediğimiz... ...biraz daha böyle şirket yapısı gibi... ...yapıdalar ve... ...takım sahibi... ...takımının yeterlilik yeterince kar etmediğini düşünürse... ...başka yere taşıyabiliyor. E, Super Bowl'un... ...çok büyük başka etkileri de var. Eee... Sadece birazdan mesela kısaca bu iki takımı da belki tanıtırız. En azından bu akşam izlerken bu takımların önemine dair de bir şeyler öğreniriz ama Super Bowl'lu insanlar sadece maçı için izlemiyor. Mesela araştırmalara göre izleyenlerin dörtte biri ve kadınların da yarıya yakını sadece reklamları için izliyor Super Bowl'u. Çünkü Super Bowl'daki her molada veya her oyun arasında veya da devre arasında çıkan reklamlar Amerika'nın en pahalı reklamları. Bu seneki fiyatlarına bakmadım fakat geçen sene e, 4, 30 saniyelik bir reklam yanılmıyorsam 2 milyon dolardı. 60 saniyelik reklamda 4 milyon dolardı diye hatırlıyorum. E, ve sürekli bu reklamlardan epey bir yayınlanıyor. Bu reklamların çoğu da ilk kez yayınlanıyor şeyler tarafından. E, reklam veren şirketler tarafından genelde işte araba şirketleri Coca Cola gibi ne bileyim içecek şirketleri ne bileyim cips reklamları falan en güzel reklamlarını bu yıla saklıyorlar ve gerçekten de bazıları gerçekten bayağı orijinal reklamlar oluyor. Super Bowl commercials diye YouTube'da aratırsanız geçmiş yıllardaki reklamları izleyebilirsiniz. Tabi tabii oyun çok durduğu için Amerikan futbolunda sürekli reklam yayınlanma fırsatı oluyor. Bu da Super Bowl'u e, veren, yayınlayan kanal tarafından epey bir para kazanılmasını sağlıyor. Bu sene CBS yayınlayacak e, Super Bowl'u. E, Tony Romo isimli eski Amerikan futbolcusu Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Quarterback'i Tony Romo yorumlayacak. E, bunun haricinde bir de mesela Super Bowl'lu insanlar partilerle kutlarlar. E, super, evlerinde Super Bowl parti yaparlar. Bakın burada mesela bir ee, hazırlanan bir partinin e, stadyum şeklini vermişler. E, çeşitli cipsler, kurabiyeler, işte popcornlar, şekerler, hot doglar, içecekler hepsi bir araya gelmiş ve e, insanlar gelip bu şekilde içeceklerle birlikte içeceklerini alıp e, stadyuma benzeyen bu şeyden alıp birbirleriyle muhabbet edip maçı izliyorlar. Maksa zaten maç izlemekten ziyade bir araya gelmek, bir 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 araya gelince de o maçı izlemek. Çünkü zaten Amerika'nın hepsi Super Bowl'u izliyor fakat sadece iki takım oynadığı için sadece o iki takımın şehrinin e, insanları veyahut da o iki takımı tutan insanlar gerçekten emotionally invested oluyor. Yani duygusal olarak bağlanıyor maça. Diğerleri e, Super Bowl olduğu için izliyor. Reklamlarından ötürü veyahut da devre arası konserlerinden ötürü Amerika'daki en meşhur şarkıcılar devre arası da Super Bowl tarihinde konserler vermiştir. Mesela Michael Jackson'ın 88 ya da 89'daki Super Bowl'daki devre arasındaki konseri gerçekten efsane bir konserdir. Madonna, Prince, Whitney Houston, Justin Timberlake, Lady Gaga gibi yani aklınıza gelebilecek pek çok ünlü şarkıcı Super Bowl'un devre arasında konser vermiştir. Bugün de birisi verecek ama açıkçası çok bakmadım. Yani şöyle okumuştum fakat çok bildiğim bir grup değildi. E, çok ilgilenmedim. ya ya da e, yeni çıkan bir grup belki. Mutlaka meşhur bir gruptur da. Yani bir asla bir Michael Jackson, Madonna popülaritesinde e, Paul McCartney mesela bir konser verdi. Paul McCartney biliyorsunuz Beatles'ın eski solistlerinden birisi. Yani o seviyede birisi değil bu sene konser veren ama gençler mutlaka e, beğenecektir. E, bu şekilde devre arası konserleri çok ilginçtir. İşte bu mesela gösterdiğimiz snacklerden böyle e, atıştırmalık şeylerden oluşan e, partiler sayesinde de insanlar Super Bowl'u Thanksgiving Day yani şükran gününden sonra Amerika'da en çok yiyecek tüketilen gün olarak e, olmasını sağlıyor. E, pizza siparişleri tavan yapıyor çünkü kimse bugün <laughs> yemek yapmak istemiyor. Evlerine gelen misafirlerini ağırlıyorlar. Ve o şekilde güzel bir gün geçirmeye çalışıyorlar. Maçlar da genelde erken başlıyor zaten çünkü Amerika'da bütün dört farklı zaman dilimi olduğu için temeli itibariyle havayı falan saymıyorum. Altı buçukta başlıyor mesela. East'te oturuyorsanız en doğuda oturuyorsanız altı buçukta başlıyor. Ama en batıda oturuyorsanız üç buçukta başlıyor. Dolayısıyla Mesela insanlar kiliseye gittikten sonra, döndükten sonra, 1-2 saat sonra, 3 saat sonra maç başlamış olacak. Eğer Los Angeles, California taraflarında oturuyorsanız bu şekilde bir e, erken başlama durumu var. E, 3-4 saat sürüyor zaten reklamıyla ile, ile, falan. Baya bir insanlar için şey oluyor. Biraz da maçın kendisinden kısaca bahsedip bitirelim. E, bu, bu seneki Super Bowl... E, New England Patriots Boston şehrinin takımı. Boston'da Massachusetts eyaletinin bir şehri. Boston genel olarak Amerikan sporlarında çok başarılı bir şehirdir. Boston'ın bütün takımları özellikle Boston Celtics en çok NBA'de basketbolda şampiyon olan takımdır. New England Patriots da en çok Super Bowl'da oynayan takımdır. En çok şampiyonluk onda değil. 11 10, 10 kez oynadılar bildiğim kadarıyla 5 kez kazandılar. Bu 11 şeyleri olacak bildiğim kadarıyla. Ee, final finalleri olacak. Fakat ilginçtir. Bu 10 finalin hatta 11 diyelim bu senekiyle birlikte 9'unu 2001 ya da 2002'den itibaren oynadılar. Yani son 2000'lerden sonra son 17-18 senede 10. finallerini oynuyor New England Patriots. Buna Amerikalılar dynasty diyor. Yani resmen hanedanlık kurdular. Bunda da en büyük pay iki kişiye ait. Birincisi takımın oyun kurucusu Tom Brady. Tom Brady 5 şampiyonluğun hepsinde oyun kurucuydu ve e, şampiyonluklarda da en çok e, katkısı olan kişi. Tom Brady aynı zamanda o otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu ve hatta gelmiş geçmiş en iyi Amerikan futbolu oyuncusu olarak gösteriliyor. Kendisi şu an 41 yaşında e, hala oynuyor. İnanılmaz bir anekdot var Tom Brady hakkında. Biliyorsunuz Amerikan sporlarında draftla seçiliyor, kalıçtan draft ediliyor oyuncular. Tom Brady kalıştayken böyle başarılı fakat çok da böyle bütün ülkenin dikkatini çeken sansasyonel bir oyuncu değildi. O yüzden de 199. sıradan seçiliyor Patriots tarafından ve yedeğin yedeği olarak düşünülüyor ilk başta. Önceyi yedekliğe yükseliyor ve bir maçta esas oyun kurucu sakatlanınca quarterback kendisi oyuna giriyor ve daha sonra çok güzel oynuyor ve formayı bırakmıyor. Zaten ilk 4 senesinde 3 şampiyonluk kazanıyor tam Brady. Ligi efsane böyle bir giriş yapıyor. Ve e, ilk seçildiğinde e, Patriots'ın sahibi evlerinizde Kraft peynirleri vardır mutlaka. E, Kraft ünlü bir gıda şeyi ülker gibi. Robert Kraft'ın odasına gidiyor ve diyor ki Sir diyor ben sizin işte 5. tur 199. sıra seçiminizim diyor ismim Tom Brady. Robert Kraft'a diyor ki I know who you are diyor yani kim olduğunu biliyorum. O da diyor ki ben diyor sizin şu ana kadar hayatınızda almış olduğunuz en iyi kararım diyor adama. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? 199. sıradan seçilmişsiniz ama öyle bir özgüvenle takım sahibinin odasına gidiyorsunuz ki hayatınızda aldığınız en büyük en doğru karar diyorsunuz. Hakikaten de öyle oldu ortaya çıkıyor. Adam 5 şampiyonluk kazandırıyor. En çok başka bir oyuncuyla birlikte en çok Super Bowl şampiyonluğu olan oyuncu ve bugün de kazanırsa 6 ile tek başına olacak ve kendisi zaten şu an God olarak adlandırılıyor. Yani greatest of all time. Bunu daha da perçinleyecek. Ben Amerika'ya geldiğimde bundan 11-12 yıl önce Tom Brady gene o sene de Super Bowl'a çıkmışlardı ve sezonu 16-0 bitirmişlerdi. Yani 16 maç kazanıp hiç yenilmeden sezonu bitirmişlerdi. Playoff'larda da kazanıp finalde kaybetmişlerdi New York Giants'a. Ve ben üzülmüştüm o yüzden de biraz böyle Tom Brady'ye acıdığım için geldiğimden beri New England Patriots'a ayrı bir sempati duyarım ve bugün de onları destekleyeceğim ama tabii ki Amerika'da bazen bazı insanlar başarılı takımları kıskanır. O yüzden de çok nefret ederler. Dolayısıyla New England Patriots takımının epey bir nefret edeni de var. Bugün e, sırf değişiklik olsun diye Los Angeles Rams'i e, kazan e, tut, tutmasını isteyen bayağı bir kişi olacaktır. E, gene Kadir'in ilginç bir cilvesi e, Tom Brady ilk şampiyonluğunu kazandığı yılda finalde Los Angeles Rams'e karşı oynamıştı. Tabii ki ismi o zaman San Louis Rams'ti. Ama ilk şampiyonluğunu aldığı takıma karşı oynayacak yeniden. ilginç bir nostalji olacak. Bu arada az önce başlattığım şeyi de sonlandırayım. İkinci kişi de önemli kişi de takımın koçu Bill Belichick. Bill Belichick de bu takımı 1996 ya da 7 galiba yani ya da 2000'lerin başından beri tam emin değilim o zamanlardan beri çalıştırıyor. Yani o da yaklaşık 20 küsur yıldır takımın başında ve Tom Brady ile birlikte koç ve oyun kurucu ikilisi olarak muhteşem bir ikili oluşturdular. Bill Belichick de otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi koç, Amerikan futbolu koçu olarak gösteriliyor. Gerçekten çok dahi taktikleri vardır. Amerikan futbolu biz Türkler biraz şey görüyoruz böyle işte iri yarı adamlar birbirine harala gürele giriyorlar falan. Fakat öyle değil aslında gerçekten çok ciddi stratejiler içeren adeta satranç stratejisinde taktiklerin yapıldığı zaten maçı izlerseniz canlı yayında taktiklerin nasıl olduğunu hemen ekran üstünde gösteriyorlar kimin nereye gittiğini kimin kimi engellediğini bunu ayrıca belki anlatmak lazım Amerikan futbolu Amerikan sporlarını anlatırken ama Amerikan futbolu gerçekten çok ciddi taktik ve strateji içeren zor bir oyun tabii ki de fiziksel güce çok dayanıyor ama nispeten normal fizikli insanlarda var takımlarda. Ee, biraz da diğer takım Los Angeles Rams'ten bahsedeyim. Los Angeles Rams de iyi bir sezon geçirdi. Ee, oyun kurucusu çok genç. 23 yaşında falan bildiğim kadarıyla. 23-24 yaşında. Daha ligdeki ikinci yılı yanılmıyorsam. Ve Jared Goff. Ee, ve e, Tom Brady'nin 41 yaşında olduğunu düşünürsek arada neredeyse 17-18 yaş fark var. Neredeyse baba oğul yaşında bu ikili ikili. Bana diyeceksiniz ki neden hep sadece oyun kuruculardan bahsediyorsun? Çünkü Amerikan futbolunda en önemli pozisyon oyun kurucu. Oyun başladığında pası veren veya yanındakine pas veren veya ileriye topu fırlatan kişi, yani oyunu kuran kişi quarterback yani oyun kurucu olduğu için takımınızın oyun kurucusu iyi ise siz de iyi bir takım oluyorsunuz. Tabi ee, tabii başka pozisyonlar da var. Amerikan futbolunda savunma ve hücum ayrı takımlardan oluşuyor. Aynı anda iki hücum takımı birlikte yer almıyor. Mesela Los Angeles hücum ettiğinde New England takımının savunma takımı ortaya çıkıyor. Başka special team'ler var. Mesela oyun e, bir takım skor yaptığında diğer takım başlarken önce bir topa vuruyorlar. Karşı takım karşılıyor falan bu kuralları anlatmak hani belki şey olacak ama maçı izlerken bunların bazılarını e, tahmin edebilirsiniz, figürat edebilirsiniz diye düşünüyorum. E, ve çok güzel running backler var iki tane. Özellikle Todd Gurley ismindeki running back yani topu eline alıp topla birlikte koşturan oyuncuları çok iyi. 30 numaraydı galiba. Los Angeles'ta onlara dikkat etmenizi istiyorum. İki takım birbirine yakın güçte. İkisi de kazanabilir. Benim gönlüm Patriots'tan yana Tecrübe çok önemli burada. Los Angeles Rams takımında oynayanların bildiğim kadarıyla hiçbirinin şu ana kadar Super Bowl tecrübesi yok. Ama diğer takımda e, yani 3-5 tane Tom Brady'nin 10 tane bu 11'i e, yok. Tom Brady'nin 8 Super Bowl'u var. E, 5'ini kazandı, 3'ünü kaybetti. Takım olarak ama 10 Super Bowl'ları var. Tom Brady'den önce de 2 kere çıktılar. Tom Brady'nin de bu 9. Super Bowl'u olacak. Yani Tecrübe şeyiyle New England Patriots bir adım önde olsa da açlık ve kazanma iştiyakı belki Los Angeles Rams'e döndürebilir ibriği. Boston ve Los Angeles takımları basketbolda çok ciddi Lakers ve Celtics'ten ötürü rekabet eden takımlar. Bunların Amerikan futbolundaki rekabeti de gerçekten ilgi çekecektir. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum klasik tabirle iyi olan kazansın diyorum. Görüşmek üzere.